Otakette parçalarımızın keskin kenarlarına radius atabildiğimiz gibi pahta kırabiliyoruz. Bunu da shaper komutu sayesinde yapıyoruz. Hemen CHA yazarsak klavyeden shaper'ın kısa yoldur bu. Komutumuzu görürüz ve aktif hale getiririz. Şimdi komuta girdikten sonra birkaç tane opsiyonumuz var. Mesela ölçü girmek istiyorsam distance'ı kullanırım. Birinci değerimi ve ikinci değerimi girerim. Açı girmek istiyorsam angle'ı kullanırım. Çoklu seçim yapmak istiyorsam multi-type'ı kullanırım. Polyline seçeceksen polyline kullanırım gibi birçok opsiyonumuz var buradan. Şimdi ben diyorum ki distance yani ölçü girmek istiyorum. D enter dedik. Birinci değerimiz neymiş? 10 milimetreymiş burada. Biz gene 10 milimetre olarak alalım. Enter dedik. İkinci değerimiz nedir? Gene 10 milimetre. Enter dedik. Şimdi kenarı seçiyorum. Kenarı seçerken bakın bağlı olduğu yüzeyi gösteriyor. Bu yüzeyden mi alalım? Bu yüzeyden mi alalım? Neye göre değişiyor? Birinci kenar, ikinci kenar olayından dolayı değişiyor. Bu taraf dedik. Enter dedik. Şimdi çizgiyi seçiyoruz. Çizgiyi seçmeden önce ölçümü gösteriyor zaten. Yüzeye 10 milimetre mi? Evet dedim. Ve ikinci yüzeye 10 milimetre mi? Gene evet dedik. Ve çizgiyi seçtik. Şu çizgi dedik. Enter dediğimizde bu çizgiye pah kırdığımızı görüyorsunuz. 10 milimetre birinci kenardan, 10 milimetre ikinci kenardan. Ctrl Z yaptım, geri geldim. Tekrar giriyoruz. Chamfer, Enter dedik. Gene çizgi seçtik. Çizgi seçtikten sonra hangi yüzeye bağlı dedik? Bu yüzeye gene bağlı olsun. Enter dedik. Şimdi ölçüleri giriyoruz. Bu arada direkt komuta girdiğim için şu opsiyonları es geçmiş olduk. Açı girmek istiyorsak bunu dedik. Örneğin A Enter dedik. Açılıydı bu sefer de. 45'e Enter. 30 dedim. İkinci çizgide 30 de olsun. Şimdi çizgimi seçiyorum. Birinci çizgim yüzeye bağlı olarak gidiyor tabi. Bu taraf mı bu taraf mı? Diğer taraf olsun dedik. Enter dedik. Ölçülerimizi değiştiriyor muyuz? Hayır, değiştirmiyoruz. Tıkladık. Diğer değeri tabii ki açıya bağlı olarak değiştirebiliriz. Enter dedik. Loop dediği de çoklu seçim yapmak. Daha doğrusu çokludan ziyade hattı seçmek. L Enter dediğimizde ve şu çizgiye tıkladığımızda bakın tüm hattı seçtiğini görüyorsunuz. Enter dedik tekrar ve bu hatta bağlı olarak pahı kırmış oldu gördüğünüz gibi. Tekrar girdik komuta. Chamfer. Şu çizgiyi seçmek istiyorum. Tamam, buradan olsun dedik. Ölçülerimiz 10 milimetreymiş. Tamam dedik. Diğeri de olmuş. Tamam dedik. Tekrar çizgiyi seçtik ve Enter dediğimize bakın. Buraya da pah kırdığımızı görüyorsunuz. Katı modelin keskin kenarlarına Chamfer komutu yardımıyla pah kırabiliyoruz. AutoCAD 2013'te.